Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınam sizde kıtınlar ekranımız olsun. Muhacirettiki Uyghurlar heyt hoşallıqıdın birlikte bahriman boldi. Dünyanın her qaysı yerlerde yaşayatkan Uyghur muhacirleri mübarek heyt küllerimi tukkallar bilen ala kılalmasıqtak iğir azabını toplaşıp heyt namazı okuş öz ara heytliş arqılıq untışkı tırıştı. İstanbul'da yaşayatkan Uyghurlar kurban heyt mezgilde Xtay'nın irqi qırgınçılıq terör siyasi sebeplik vatinden ayrılış kallar bilen alaqı yakı salam saat kılalmasıqtak azabını bir yerge cem buluş arqılıq yenikletişke tırıştı. İstanbul'un Zeytinburnu rayonunda yaşayatkan Uyghurlar Emine İnan Camisi de heyt namazı okudu. Namazdan çıkıp mescit aldı da öz ara körüşüp heytlerini tebrikleşti. Ve şundaklı Şarkı Türkistan halkının tezirak Xtay işgaliyetinin azat buluşu, irki kırgınçı Xtay'nın halakiti üçün dua kılıştı. Safaköy rayonunda yaşayatkan Uyghurlar mı Uyghur mescitine yığılıp heyt namazını birlikte okudu. Uyghur imamlarının Uyghurca hutbe ve tebliğinden bahriman bolgan cemaat namazdan keyin öz ara körüşüp vatini ata ana uruq tuqqanlardan ayrılış azabını yenikletişke heyt hoşallıqıdan birlikte huzurlanışqa tirişti. Undan başqa Gollandiyada yaşayatkan Uyghurlar mı medeniyet merkezde kurban heyt namazını cemaatleşip okup namazdan çıkıp öz ara salamlaşıp mundaşıp kalbideki vatandan tuqqanlardan ayrılış azabını yenikletişke tirişkan. Heyt namazıga iştirak kılgan cemaat özlerini vatanda namaz okugandak his kılışkanlıqını bildirişken. Xtay bu qadim Yaponiya xalqının közünü boyaşqa urundi. Xtay yakında Şarkı Türkistan meselesi de xalqara cemiyatının xüsusen Yaponiya xalqının közünü boyaş üçün atılmış Yaponiya şehir ahalilerinin Şinjan sepiri namıda tüncü türkümdeki Yaponiyaliklerini Şarkı Türkistan'ı ekskursiya kıldırgan. Xtay Vanyi Toru'nun haberde bildirilişçe, Xtay rejimi 6 ayının 21. günden 24. günü geçe, atılmış Yaponiya şehir ahalilerinin Şinjan sepiri boyunca tüncü türkümdeki ekskursiya ziyaret ömekini, Turpan, Korla, Kuchar Qatarlıq köpligen şehirlerini arka-arkadan ekskursiya kıldırgan. Xtay bu jarayanda sayahatçilerini İdqut kadimi şehri Avat nahisinin yukarı ölçemlik kevez etizi, ösümlük asırgıcı tizginaklik uçkuni, Aksu, Xuafu, renglik tokumacılık çeklik şirketinin işlep çıkarış sehi Qatarlıq aldın tayarlap koyulgan uğurlarını ziyaret kıldırgan. Xtay teşviqat vasıtları bu axtı ilan kılgan haberde Yaponiyalik sayahatçilerinin maşillaşkan yezi igilik meşgulatıdın hayran kılganlıqını teşviq kılgan. Xtay mezkur ziyaretini Şarkı Türkistan'da devamlaştırıvatkan irki kırgıncılıkını ve terör siyasetini halkara cemiyetin yuşurup köz boyaştın ibaret rezil maksatı teşkilligen bulup, atalımız ziyaret ömek işçideki bir Yaponiyalik sayahatçı Xtay'nın uğrullaştırığını bu işi cöylüp, bu kıtımkı sefer ahırlaşkan deyinkin, ictimai taratku arqılıq özgüzüm bilen körgen paketlerini namayan kılıp, tihimi köp kişige hakiki Şinjan'ı çüşendirmen degen. Xtay teşviqat vasıtları sayahatçilerinin bunundaki sözlerini köplep tarqatkan. Xtay Rusya-Ukrayna urushi da sepini talledi. Rusya-Ukrayna urushi haqqida uzaqqıca sükutu turvalgan Xtay kim tarafta turuşunu talledi. Suratlar Xtay'nın Rusya'nı oqtoru bilen təminligenlikini aşkarıldı. Müdafiye sanayi torunun haberinde bildirilişçe 2022-yılı 2. ayda Rusya'nın hücum bilen başlangan Rusya-Ukrayna urushi şiddetlik devam kılmaqta. Tahminen 1,5 yıl devamlaşkan bu urushda garip devletleri Ukrayna'nın nahayı tüküp okdora ve texniki yardım bilen təminlemekte. Rusya'nın en aldıngı ittifaqdaşlardan biri bolgan Xtay rejimi bolsa urush doğrusida uzaqqıça sükut qılıp turvalgan bolsa-mı, ijtimai taratquvlarda tarqılıp atqan suratlar Xtay'nın Rusya'nı oqdoru bilen təminleşke başlaganlıqını körüstüp bermekte. Orni eniqlanmagan bu resimde diametri 152 mm kelidigan Xtay'da işlengen Type 66 tiplik oq körüstildi. 2018 yılı işlep çıkırılganlıqı yazılgan oqnın Rusya armiyesige tävä ikenligi oturgu koyuldi. Uçuk mənbələrge qarğanda Rusya-Ukrayna urushidiki tərəblər hər günü təxminən 20-30 mınqıcı zəmbirək oqı işildidigan bolub, yuqurda tilgə elingan 20-30 mın zəmbirək oqının təxminən 60%-dən 70%-gəcə Rusya armiyesi işildidigan.
Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı dövlətləri işləb çıxırış ulu əsləhələri bolmağan Ukrayinağı səpərvər qılınğan bolub, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıqa əza nurğun dövlətlər zəmbərək oqlarını Ukrayinağı əvətkən bolsumu, onlar müdafiə sənayeti şirkətlərgə işləb çıxırışının yetərlik bolmayvatqanlıqını bildirgən. Əgər Xitayda işlənən oqdora Rusiya armiyası tərəfindən işiltilishki başlanğan bolsa, gərçi texi cəzimləşdirilməgən bolsumu, bu əhval Rusiyanın oqdora zapısının azayğanlıqını müdafiə tarmaqlarının bu sahədəki ehtiyacını qandıralmayvatqanlıqının isbatı deyə yekun çıxarğılı bolidikən. Təşkilatlar Birliki vəkili Şvetsiyadakı siyasətçilər həftəlikigə iştirak qıldı. Şvetsiyada hər yili bir qədim ötküzüldüğən siyasətçilər həftəliki Şvetsiyanın Gotland arılda başlanğan bolub, məzkur yığılışqa Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birlikinin Avropa Taşqışlar Məsuli Nicat Durğun iştirak qıldı. Mezkur siyasetçiler heptelikiga Avrupa ellerinin parlament azaları, devlet erbapları, siyasetçiler, Şvetsiyadaki her qaysı partiyalarının vekilleri, idare organ, şirket karxallarının vekilleri katnaşkan bulup, Şvetsiya ve xalqaradaki zorur meseleler hakkında fikir almaştırış için muhim münber bulup kalgan. Nicat Turgun Efendi bu vaqtda toxtulup, özünün Xalqara Şarq Türkistan Təşkilatları Birliki vakaleten 3 günlük ziyareti buluduğallıqını, bu ceryanda siyasetçiler, partiya vekilleri ve devletinin muhim organları bilen uçuruşunu planlıqallıqını bildirdi. 28. iyun, mezkur siyasetçiler həbdilikki münbiride Xitayning Şvetsiyadaki maarif sistemisiga, xüsusən ali bilim yurtlarına qandaq təsir görüstüvatqallıqı, bu təsirlerinin Şvetsiyaga qandaq pürsət ve təhdidlerini elib gedidigallıqı haqqıda məxsus leksiyonu. Sözlengen. Yakınki yıllardan beri Xitayning xalqaradaki iqtisodiy ta'siridan boshqa har qaysi davlatlarda borgan sari kuchayishga urinayotgan yumshoq kuchi izchil diqqat nuqtasi bo'lmoqda. Jumladan Xitoy madaniyati va til yozug'ini tarqitish nomida ochilgan Kunzi institutlarining amaliyotda Xitoy Kommunist partiyasining bevosita va hisobsiz mablag'i bilan ta'minlanayotgan tashviqot quroli ekanligi bora-bora oshkorlanmoqda va har qaysi davlat hukumatlarini sakeklashtirmoqda. Chet elde o'qiyotgan zo'r turkumdagi Xitoy o'quvchilarining Xitoy Kompartiyasining ta'siri va tashviqoti uchun xizmat qilayotganligimi ko'plab o'tirg'i qo'yilmoqda. Bu sababdan Xitoyning boshqa davlatlarga singib kirib, tahdid shakllantirishi xalqaroliq munbarlarning kun tartibidan o'rin olib kelmoqda. Nijat Apandining bildirishicha, siyosatchilar haftalik munbarida butun dunyoning diqqat markazi bo'layotgan Rossiya-Ukraina urushimi asosliq muhokama temalaridan biri bo'lgan bo'lib, shu kuni mutaxassislar yana Shvetsiyaning Yevropa mudofaa tizimidagi roli temasida leksiya so'zlagan. Stoltenberg Wagner jangchilarının aqibeti haqida hüküm çıkarış hazırcı baldur dedi. NATO başkatibi Jens Stoltenberg Prigojin'den keyin Wagner'ning barlıq jangchilarini Belarusiyaga ketadi deyish baldurluq qildi dedi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, NATO Başkatibi Stoltenberg, Gollandiya'nın Lahey şehirde Gollandiya Başministeri Mark Rutte bilen görüşünü ahırlaştırıp, Belgiya, Norvegiya, Albaniya qatarlıq devletlerinin başministerleri, Polşa ve Rumeniya'nın prezidentleri bilen birlikte bolgan xizmet ziyafetini söz kıldı. O, Prigojin ve onun askerlerinin bir kısmının Belarusiya'ya ketişinin akıbetleri üstüde keskin hüküm çıkarış hazırcı baldırlık kıldı. Vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz dedi. Lukashenko Prigojinning hozir Belarusiyada ekanligini bildirdi. Belarusiya prezidenti Lukashenko Wagnerning boshlig'i Prigojinning Belarusiyada ekanligini bildirdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Belarusiya prezidenti Lukashenko bayonot e'lon qilib, Rossiya prezidenti Putinning Prigojin haqida bergan va'dasiga amal qilganligini ta'kidladi. U Prigojin bugun Belarusiyada. Uningga bergan va'dam bo'yicha Belarusiyada bir mazgil turdi. Bu masalada uningga yordam qilamiz dedi. Yana bir tarafdan Rossiya Kreml sariyi bayonotchisi Dmitriy Peskov Wagner krizisining hal qilinishi bosqichida barliq taraflar bergan va'dalarga amal qildiganligini aytdi. U Wagner yollanma askarlari va ularning kotibishi Prigojinning oqibatiga munosabatlik savolga bu to'g'rida tafsili ma'lumot berolmayman. Wagner jangchilarining ba'zilari Davlat mudofaa ministerligi bilan to'xtam tuzsi bo'ladi. Ba'zilari qaysi bo'ladi? Ba'zilari Belarusiyaga ko'chib kelsa bo'ladi deb javob berdi. U Wagner krizisining hal qilinish jarayoni ustida to'xtalib, ba'zi kishilar cho'ng kuch chiqardi. Prezident Putin eng nachar bo'lganda qanday hal qilish irodasini namoyon qildi. Eng nachar ahvolning yuz bermasligi uchun ba'zi kelishimlar tuzildi. Putin ba'zi ishlar to'g'risida va'da berdi.
tüzülgen kilişimler icra kılındı. Putin'nin bergen vadisiga emel kılındı. Taraflarının bergen vadisiga emel kılışını kat'i talep kılımız, dedi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programı tükürüşkü aman boğayızlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.